Manşete hoş geldiniz. Salı günü yoktum. Arayan soranlara teşekkür ederim. Neden yoktun ee, diye çokça mesaj geldi. Yorgundum. Yorgun olduğum için o günkü yayını gerçekleştiremedim. Ondan dolayı özür dilerim. Şimdi e, bugünkü gündemimizde artık resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren sansür yasası ve onun etkileri, devamında ne olacağı ve zaten sansür yasasına bağlı olarak bir takım gelişmeler de yaşanmaya başlandı. Ona bakacağız ama bunların hepsi seçim ayarlı operasyonlar. Yani esasen bir seçimin geldiğini gösteren, iktidarın da o seçime hazırlandığını gösteren operasyonlar. Eğer böyle bir e, hazırlık varsa veya bu neviden hazırlıkları siz seçime tahmil edebilirsiniz. Yani seçimle yorumlayabilirsiniz. Mesela EYT düzenlemesi gibi yaklaşan yine asgari ücrette rekor artış gibi ve buna bağlı pek çok konular. Financial Times Erdoğan musluğu açacak ve seçime doğru çılgın bir seçim ekonomisi uygulayacak analizi yayımladı. Yani yabancı gözlemciler de Batı basını da bunu yakinen takip ediyor. Buna bakacağız ve tabii daha sonra Erdoğan'ın grup konuşmasında sarf ettiği çok tehlikeli sözleri ekrana getireceğim ve onun neden tehlikeli olduğunun analizini yapacağım. Eş zamanlı olarak özellikle Kürt siyasal hareketi ve Kürt siyasal hareketi PKK denkleminde Suriye'nin kuzeyinde yürüyen operasyonlarla alakalı enteresan teyit edilmemiş bilgiler var. Ona bakacağız. Rusya'da gerçekten kritik bir eşeğe girildi. Ukrayna işgali her son özelinde kritik bir bekleyiş var. Buna bakacağız. İngiltere'de de hükümet gelip gelip gidiyor, gidip gidip geliyor. Artık nasıl yorumlarsanız daha bir ayını yeni doldurmuşken hükümetin günleri sayılı diyebiliriz. Listras modern zamanların en kısa süreli başbakanı olabilir. Buna bakacağız ve elbette gene yayınımızda İsveç'te gazetecilere dönük sürek avı diyebileceğim, cadı avı diyebileceğim, hedef gösterme diyebileceğim, yurt dışında yayın yapan faaliyet gösteren gazetecileri itibarsızlaş, itibarsızlaştırma operasyonu bir, bir nevi sabahın istihbarat eliyle e, yürüttüğü kampanya devam ediyor. Bunun son hedefi Bülent Keneş oldu. E, buna bakacağız. Mahrem Kurye operasyonu hala etkileri devam ediyor. 81 vilayette yapılan bir e, araştırma, 8 aylık bir e, hazırlık ardından 59 vilayette operasyon 704 e, kişinin kişi hakkında gözaltı kararı ve son bilgilerle 623 gözaltı. Nedir efendim suç? Yardımlaşmak. Nedir efendim suç? Tutuklu, hükümlü yakınlarına, onların dışarıda kalmış işte çocuklarına, ailelerine iaşe götürmeyi veya işte onların ihtiyaçlarını karşılamayı düşünen hayırseverlere, yardımseverlere dönük operasyon ve bu operasyonun çok büyük bir marifetmiş gibi büyük prodüksiyonlar eşliğinde sunulması ve elbette mahallenin bütün bu yaşanan hadiselere sessizliği. Şimdi başlayalım. Seçime 8 ay var ve AKP MHP'nin dezenformasyonla mücadele yasası resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Bununla ilgili henüz yapılmış bir işlem, yola çıkmış bir operasyon, ya da bir mahkeme, mahkeme kararı bir suç duyurusu yok. Fakat ilerleyen günlerde olmayacağına garantisi yok. Zaten bugüne kadar olan şeyler bundan sonra olacakların da bir anlamda habercisi. Bülent Çelik gazete pencerede harika bir karikatürle e, durumu resmetmiş. E, eve gelen hırsız e, uykusunda karı kocaya hiç boşuna uykunuzu bozmayın, uyumaya devam edin, ağzınızı açsanız dezenformasyona girer, başınız ağrır diyor. Evet böyle bir Türkiye Herhangi bir konuda ağzını açmak suç olabilir. Böyle bir nokta. İşte bütün bunların hepsi esasen bir anlamda seçiminde habercisi. Yaklaşan seçiminde habercisi. Bir diğer habercisi de bu. Rütük Tele1 kanalını 3 gün kapatmış. Onur Konur Konuralp, Rütük'ün CHP'li üyesi. Sera Kadıgil'in Diyanet ve İmam Hatiplerle ilgili sözleri nedeniyle Tele 1'e 3 gün yayın durdurma cezası verdiğini söylüyor. Lisans iptali söz konusu olabilir diyor. Eğer Şubat 2023'e kadar yani önümüzdeki 3-4 ay içerisinde benzer bir ceza alırsa Tele 1 kanalının lisansı iptal edilecek, rütük eliyle kapatılacak. Bu yeni değil, İlk değil, son da olmayacak. Bundan tam 6 yıl önce, 7 yıl önce özür dilerim. 2015'in Ekim ayında şu günlerde bizde ayakta kalma mücadelesi veriyorduk İpek Medya grubunda. Bugün televizyonu, bugün gazetesi, Kanal Türk televizyonu olarak ve 6 gün sonra 26 Ekim'de kayyım atandı. 2 gün sonra da kurumumuz basılarak kapının önüne konduk. 7 yıl içerisinde yüzlerce basın yayın kuruluşu kapatıldı. Yüzlerce gazeteci tutuklandı, özgürlüğünden edildi. Yüzlercesi susturuldu, hala konuşmayan, konuşamayan, yazamayan, bir yerde çalışamayan insanlar var. İlk değil, son da olmayacak ama işte belli ki tabuta son çiviler çakılıyor. O arada muhalefet ne yapıyor? Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada CHP ne yapıyor mecliste sorusuna cevap verdi. Biz bu yasayı takip ediyorduk. Arkadaşlarımız üzerindeydi. Ne yapacağız? Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz. ...anayasa kararını uygulamıyorum diyor e, otoriter yönetim. Daha ne yapacaksınız vesaire gibi bir açıklama yapmış. E, muhalefetin mevcut yasal kuralları işletmesi elbette yerinde, elbette takip etmeli. Elbette mahkemelerde mücadele etmeli. Elbette Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde belki mücadele etmeli. Veya üye gönderdiği kurumlarda HSK gibi, RÜTÜK gibi fakat olağanüstü koşullar, olağanüstü mücadele gerektiren, olağanüstü hareketler, olağanüstü ataklar yapmanızı gerektiren dönemlerdir. Bildik yöntemlerle bugüne kadar sonuç alamadığınız ortada görüldüğü görülüyor. Şaşırtacak hamleler yapması gerekiyor. Türkiye muhalefetinin iktidarı mutlu edecek değil. İşte bakın ifade Özgürlüğü Derneği raporu Deniz Feneri soruşturması, Nesim Malki cinayeti, Susurluk soruşturması, KCK davası, Bilgeköy'ü katliamı, Ayvalık'ta mecum skandalı gibi kamu yararı devam eden, arşiv değeri bulunan haber içeriklerini unutulma hakkından faydalanılarak mahkeme kararlarıyla engellemiş. Yani o haberlerde ismi geçenler müracaat ediyorlar, diyorlar ki unutulma hakkı. Yani arşivden de silin bizim kötü sicilimizi. Halbuki bu arşivler duracak ki, yeri geldiğinde hatırlanacak. Yeri geldiğinde araştırma yapanlar bakacak, yararlanacak. Oradaki bilgiler doğru da olsa, yanlış da olsa, iddia niteliğinde de olsa. Ama mahkemeler geriye doğru böyle bir e, temizlik de yapıyorlar. Fakat şunu unutmayın, devletlerde, ülkelerde bu tür şeyler kaybolmaz. Mahkeme kayıtlarından, internet sitelerinden veya belli arşivlerden silinse dahi pek çoğu tarafından arşivlenmiştir, pek çoğu tarafından dosyalanmıştır gün gelir tekrar ortaya konur. Şimdi geçelim 30 saniyede cinsel, etnik ve ayrımcılık. Çok tehlikeli sözler demiştim Erdoğan'ın bu sözlerine daha doğrusu Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katıldığı işte rozet takma merasiminde Erdoğan'ın bahset Erdoğan'ın sözlerini önce onu bir izleyelim, üzerine konuşacağız. Yorgaç tane, bir tane daha. Bir Doktora biraz kariyer. Olmaz ya, bu işli kariyeri çocuk da olmaz. Doktora'yı bitirdi efendim. Sayıları artırmak lazım. Anlasın. Yaş <laughs> kaç? Allah'tan isteyelim. Devam. <laughs> evet, isteyelim. Çocuk çok önemli. Bak. Kaydı şey beş 5 tane, 10 on tane, 15 on tane. <laughs> Erdoğan'ın bu sözlerini Anadolu Ajansı yayımlamadı. Pek çok yerde de çıkmadı. Çünkü işe gelmiyordu. Çünkü sıkıntı doğuracak sözlerdi. Bunu ortaya koyan insanların yani Anadolu Ajansı bu sözleri sansürledi diyenlerin sözleri de sansürlendi. Böyle bir dönem. İşte halkı yanıltıcı bilgi yaymak falan deniyor da esasen Göz önünde ortadaki bilgiler bile doğru ele alınırsa esasen çok malzeme var. İşte bu göz önünde bir hadise. Biraz evvel ekrana getirdiğim yayın AKP'nin Erdoğan'ın bütün hesapları tarafından canlı yayınlanmış bir konu ve herkes duydu, işitti o sırada kimler takip ediyorsa. Fakat daha sonra haberleştirilirken bu bölüm, yayınladığım bölüm cımbızlandı atıldı. Halk bunu bilsin istenmedi. Ama canlı yayınlandığı için zaten duyan duydu. Kaydeden kaydetti. Bir de işin böyle bir yönü var. Yani sansür yasası tüm gücüyle yürürlükte olsa bile esasen eldeki veriler, açık kaynaklar size bir veri sunuyor. Şimdi Erdoğan 30 saniyede nasıl dehşet, tehlikeli bir cinsel ve etnik ayrımcılığa imza attı birlikte bakalım. Burada maddelendirdim. Okunabiliyor. 1. Çocuk sahibi olmak çiftlerin karar vereceği bir konudur. 2 devlet başkanı çiftlerin hayatına hükmedip şunu yap, bunu yap, şunu yapma, bunu yapma diyemez. 3. Kadının çocuk sahibi olmaya engel bir durumu var mı yok mu? Bunu bilmeden konuşmak, telkinde bulunmak genel terbiye yoksunluğudur. Adamı muaşerete ay aykırıdır. Soramazsın. Bir rahatsızlığı olabilir, çocuk olmuyor olabilir. Bilemeyiz. Hem size ne? Bu bir çiftin kendi vereceği bir karardır. 4. Kadına yaşı sorulmaz. Yaş kaç diyor. 5. Kadının kariyerini annelikle sınırlamak hadsizliktir. Bu kadının bileceği iştir. 6. Ki en dehşet verici maddelerden biri de bu. PKK 5 çocuk, 10 çocuk, 15 çocuk yapıyor dedi. Bunu söylemek Kürt nüfusu terörize etmektir. Kendi halkına ayrımcılıktır. Bunu sadece ben söylemiyorum. Zaten bu sözler ee, Anadolu Ajansı'nda ve diğer yayın organlarında sansürlenmesinden bu sözlerin nereye gideceği anlaşıldığı için bu bize zarar verecek deyip sansürlediler, kaldırdılar. Ve daha sonra da işte Abdülkadir Selvi bu durumu düzeltmeye çalıştı attığı tweetle. Erdoğan Kürtleri sever, Kürtler de Erdoğan'ı falan diyerek. Ama Erdoğan'ın eski iki yakın çalışma arkadaşı bu sözleri doğru anlamıştı. Başka tepkilere bakmadan sadece bu iki tepkiyi getireceğim ekrana. İlki Ali Babacan. Gördüğü her kadına kaç çocuk doğurması gerektiğini söylüyor. Dağda 5-10 çocuk doğurmadıklarını biliyor ama milyonlarca Kürt vatandaşımızı teröristlikle itham ediyor. Yazık, utanç verici demiş. Ahmet Davutoğlu, bu ülkenin çocukları Kandil'de doğmadığına göre kastınız apaçık ortada Sayın Erdoğan. İfadeleriniz insan haklarına, kadın haklarına saygısızlık. Bu ülkede doğan her çocuk onurlu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Çocuklar arasında ayrım yapmak ırkçılıktır. Ben söylemiyorum Erdoğan'ın 2002'den 2018'e kadar en azından 16-17 yıl en yakın çalışma arkadaşlığı yapmış, beraber hükümette görev yapmış, bakan olarak atadığı, başbakan olarak atadığı insanlar söylüyor. Esasen bu yeni bir politikada değil, yeni bir anlayış da değil. Milliyet gazetesi 18 Aralık 1996. Yani esasen o tarihi 28 Şubat 1997 MGK'sından 2 ay önce bunu raporuyla da ortaya koymuş. Esasen bu rapor ne zaman yazıldı bilmiyoruz ama gizli MGK raporu diye Milliyet'te 18 Aralık 1996'da yani 28 Şubat 97 tarihi MGK'sından 2 ay önce manşetten haberleştirilmiş. Burada diyor ki başka satırlar da var. Araştırmalara göre diyor, MGK raporu 1996 oradan okuyorum. Kürt nüfusu 2010 yılında toplam nüfusun %40'ına, 2025'te %50'sinin üzerine çıkma eğilimindedir. Aşağıda da bir sürü rakamlar vermiş. Bölgedeki imamların, gardiyanların, öğretmenlerin yüzde kaçı Kürttür falan. Yani devlet hepsini fişlemiş. Biliyor. Kim Kürt, kim Türk, gardiyan gardiyan, imam imam, öğretmen öğretmen ki belli ki başka meslek grupları da var. Şimdi sorsanız bilmiyoruz derler ama belli ki devlet bunları biliyor ve fişliyor. Şimdi dönelim. Bu doğru mu? Bu bakış açısı doğru mu çıktı? Yani 2025'e şurada 2 2,5 yıl kaldı. 2 2,5 yıl sonra Kürtlerin nüfusu Türkiye'de %50'nin üzerine mi çıkmış oluyor? %40 bile değil. Şimdi haliyle nasıl bir öngörüsüzlük nasıl bir akıl tutulması ve işte bu MGK ve bu MGK'dan çıkan askerler ve onların yetiştirmeleri hala şu günlerde farklı efsaneler anlatıyorlar. Mavi vatanlar şunlar bunlar. Aynı kafa devam ediyor ve şu anda Erdoğan da vücutmuş bulmuş halde. PKK 5 çocuk, 10 çocuk, 15 çocuk yapıyor derken Kürtleri kastediyor. Bu nasıl bir ayrımcılıktır, nasıl bir ırkçılıktır? Devam, et, devam eden, süre gelen bir devlet politikasını anlatıyorum size. 1996 MGK'sı, 2022 Türkiye'sinde Cumhurbaşkanının lafları, 26 sene sonra. Yani çeyrek asır sonra değişen hiçbir şey yok. Evet. Kürtler demişken, Kürt siyasal hareketine yakın iki gazete. Ee, yeni yaşamda Türkiye'nin kimyasal silah saldırısında 17 HPG'linin yaşamını, yaşamını yitirdiği açıklandı diyor. Türkiye'nin KDP ortaklığıyla Federe Kürdistan bölgesinin Zap, Metina ve Avaşin bölgelerine dönük 17 Nisan'da başlattığı saldırılar 6 ayını geride bıraktı. Fırat Haber Ajansı ve Halk Savunma Merkezi'nin 6 aylık süreçte yaşanan kimyasal saldırılarına dair açıklaması yayımlandı. Açıklamada 14 Nisan-14 Ekim tarihleri arasında Türkiye'nin 2467 kez yasaklı bomba ve kimyasal silah kullandığına dikkat çekildi diyor. Aynı durum aynı haber Özgür Politika gazetesinin de manşetinde kimyasal vahşet olarak sunulmuş ki bu konuda Selahattin Demirtaş da sessiz kalmamış ve dün akşam saatlerinde attığı 3 tweet'le konuyu gündeme getirmiş. Sosyal medyada PKK'lılara karşı Kimyasal silah kullanıldığına dair görüntüler olduğu avukatlarım aktardı. Durumun tespiti için bağımsız uluslararası bir heyetin bölgeye giderek inceleme yapması gerek, bunun koşulları sağlanmalı. Bu görüntülere meclis ve muhalefet sessiz kalamaz. Bunu sessizlikle geçiştirmek suçu onaylamaktır. Gerekçesi ne olursa olsun kimyasal silah kullanımı dünyanın her yerinde ağır suçtur. Böyle bir suçun açık sorumlusu savaş politikasında sınır tanımayan AKP, MHP iktidarı olur diyor. Böyle bir suç işleyenler bağımsız yargı önünde mutlaka hesap vereceklerdir diyerek de tweet zincirini tamamlamış. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise HDP'yi yok sayan bir yerden seçimlere yaklaşılırsa o zaman herkesin yolu açık olsun diyerek altılı masaya mesaj vermiş. Antr parantez bunu da belirtmiş olalım. Evet geçelim. mahrem kurye operasyonuna pek çok basın yayın kuruluşunda dün önceki gün yapılan operasyon geniş bir şekilde haber yapıldı. 81 vilayette geriye doğru 8 aylık bir hazırlık ardından 59'unda operasyon gerçekleştirilmiş. 704 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş. 623'ü gözaltına alınmış. İçişleri Bakanı da bunu büyük bir prodüksiyon eşliğinde basının önünde adeta zafer nidalarıyla vesaire sundu. Soner Koç paylaşmış, eski bir emniyet amiri. Terörün finansmanı denen şey, bombalama ve silahlı saldırı gibi terör eylemleri için finansman sağlamaktır. Kocası, babası, annesi terör iddiasıyla cezaevinde olan ve geçinemeyen insanlara, para yardımı yapmak bağıştır, sadakadır, zekattır demiş. Şimdi bu mahrem kurye operasyonuna bakalım. Evet. Esasen bu seçime ayarlı operasyonlardan biri. Şimdi mahrem kurye deniyor. Kast edilen şey şu. Bu örgüt, işte cemaat, hizmet hareketi bir dayanışma içerisinde bunlar cezaevinde işte hükümlü, tutuklu neyse yakını bulunan insanlara bir zincirle yardım ulaştırıyorlar. Ayni ya da nakdi yardımlar. Erzak olarak, para olarak, kira yardımı olarak veya işte çocukların ailenin geçimi için. Bu dünyanın her yerinde mukaddes olması gereken, yapılması gereken bir şey. Eğer bunu yapan yoksa da zaten sivil toplum örgütlerinin, belediyelerin Türkiye tabiriyle söylüyorum veya devletin e, bu konuda e, yardımcı olması icap eder. E, bu kişilerin geçimine e, geçimini sağlaması, temin etmesi icap eder. Tutu, tutuklu yakınları derneği diye de bir dernek vardı geçmişte. Yani bu dernekleşen de bir e, konudur aynı zamanda. Yani tutuklu yakınları, tutuklu hükümlü yakınları dernekleşerek de e, dışarıda bir mücadele götürebilirler. Bu bir dayanışmadır, bu bir e, bilgi alışverişidir, bu e, içerideki insanlar için onların yargılanması ve diğer e, işte cezaevindeki koşulları her neyse bununla alakalı bir birlik oluşturmadır aynı zamanda. Şimdi ben bunu çözümlediğimde ki burada bir e, kek e, masada kalmış e, bir e, kek görüyorsun işte kek kalıbından yeni çıkarılmış dilimlenmiş ve masada kalmış. Bu işte operasyonun ardından çekilen karelerden biri. O keki belki kendisi ve ailesi için mi yaptı ya da yardım götüreceği birileri için mi yaptı bilmiyorum. Ama sembol bir fotoğraftır. Bu mahrem kurye operasyonu dedikleri operasyonun sembol fotoğrafıdır. Biraz önce de söyledim. 81 vilayette 8 ay takip etmişler. 59 vilayette 704 kişiye yönelik operasyon. 623'te gözaltı var. Devletin parayı nereye harcadığını görüyor musunuz? Yani cihatçılara, eli silah tutan insanlara ya da Gerçekten terör örgütlerine falan dönük değil yani. Öyle olsa e, uyuyan hücrelere baskın yaparlardı veya bir takım bombalar patlamadan önce önlem alırlardı. Böyle bir şey yok. Yine bu tutuklu ve hükümlü yakınları arasındaki dayanışmayı eski dille tesanüdü de gösteriyor. Bir tür e, tüm baskı ve zulme rağmen her güçlüğe karşı sivil bir direniş. O açıdan önemsiyor ve altını çiziyorum. Yani umudun hala canlı olduğunu gösteriyor. Orada ele geçen küçük küçük paraların böyle masalara serilip gösterilmesi vesaire. Hepsi zaten bir bu dönemin veya bu operasyonun bir belgesi olarak kayıtlara geçiyor. Ve son madde, bunu daha çok önemsiyorum. Mahallenin ideolojik tercihlerini ortaya koyan haber seçiciliği. Türkiye medya mahallesine bakıyorsunuz. İran'daki kadın protestoları ki önemlidir. Ben de burada yer yer gündeme getiriyorum. İşte dünyanın bilmem neresindeki bilmem ne hadisesi filan. Hatta kimileri işte Çin'in Uygur zulmü filan gibi konuları alıyorlar, derinlemesine analiz ediyorlar. Saatlerce bunun üzerinde konuşuyorlar. Ama kendi ülkelerinde kadınlara, çocuklara, dışarıda geçim mücadelesi veren insanlara dönük e, faaliyeti görmezden geliyorlar. Ve onların yardımlaşma faaliyetinin bir terör operasyonu olarak sunulmasını onu da görmezden geliyorlar. Bir satırla bile değinmediler biliyor musunuz? Bir satırla bile. Birkaç tane tweet mesajı gördüm. Birkaç YouTube yayınına denk geldim. Sadece o kadar. Başka yok. İsimlerini de zikretmek istemiyorum burada. Ee, teşekkür ediyorum. Onlar kendilerini biliyorlar. İki intihar örneği vereceğim size. İkisi de üniversite öğrencisi. Biri Enes Kara, Elazığ Tıp Fakültesi öğrencisiydi. Tarikat yurdunda veya cemaat yurdunda veya işte evinde kalıyor. Bunaldı, intihar etti diye günlerce mahalle medyası ideolojik tercihlerine uygun bir örnek olduğu için bunu aldı, haberleştirdi, yakınlarıyla görüştü, çarşaf çarşaf işledi. Orada dertleri bir üniversite öğrencisinin gencecik bir insanın bunalıma girip intihar etmesi. Biz bu gençleri neden kaybediyoruz? Meselenin gerçekten hani sosyolojik veya psikolojik yönlerine eğilmek miydi yoksa gerçekten ideolojik tercihler miydi? Ve gene benzer bir biçimde bir danıştay üyesinin oğlu Galata Kulesi'nden kendini attı ve bu tek satırla dahi bu Enes Kara üzerinde tepilen insanların gündemine gelmedi ve haber olmadı. İşte bu iki ikiyüzlülüğü, bu ikircikli tavrı eleştiriyorum. Danıştay üyesi Haşim Güney'in 26 yaşındaki oğlu Nahit Emre Güney birkaç gün önce Galata Kulesi'nden kendini atarak intihar etti. O üniversiteli genç, onun umutları yok muydu? Onun intiharındaki sosyolojik ya da psikolojik nedenler neydi? Mahalle bunların üzerinde durmadı. Toplumda bir gruba, bir topluluğa dönük kırım, şeytanlaştırma ve bağlı muamelesi altı yılı aşkın bir süredir. Buram buram devam ederken bu sessizlik niyedir? Haliyle ideolojik tercihler veya onun siyasi görüşüne uygun geliyor diye seçilen örnekler her neyse bunu, bunu herkesin dikkatine sunuyor ve e, haberleri analiz ederken, önünüze düşen haberlere bakarken bunu gözden ırak tutmamanızı tavsiye ediyorum. Ekranda bir TV100 kanalı galiba bir söyleşiden bir kesit videosu da var. Sosyal ağlarda bulup bakabilirsiniz. Rasim Otan, Ozan Kütahyalı Ertuğrul Özkök'ün bizi hapse attırmaya uğraştınız mı sorusuna esas amaç hapis değildi bir korku yandırmaydı demiş korku iklimi yaratmaktı benim misyonum diyen Sedat Peker'i hatırlayın. Sedat Peker yalnız değilmiş. Benzer bir şekilde korku iklimi uyandırmak için başkaları da seferber olmuş o dönem. Esas amaç hapis değil bir korku uyandırmaydı. İşte bu meseleleri böyle de yorumlamak, ele almak gerekiyor. Şimdi e, sınırların dışına çıkalım, Türkiye sınırlarının dışına çıkalım ama Türkiye sınırlarının hemen kuzeyinde yaşanan son derece kritik gelişmelere bakalım ki Türkiye'yi de yakından ilgilendiriyor. Kerim Has, Putin'in çok kritik bir karar aldığını ve e, seferberlikten sıkı yönetime adım adım geçişi e, irdelemiş kanalında dört kategoride e, sıkı yönetime gidiyor diyor. Zannımca bu karar her son bölgesine yönelik Kiev'in uzun süredir hazırlığını yaptığı karşı taarruzuyla ilgili savaş yeni bir evreye giriyor diyor. Şimdi Herson, Putin'in Donbas bölgesi dahil, Zaporozhia var, Herson var. Orada dört özerk bölgeyi bir referandum, düzmece bir referandumla Rusya'ya ilhak etmesi meselesi. Geçtiğimiz haftalarda bu oldu. Haliyle Rusya o topraklara dönük saldırıyı kendine dönük saldırı olarak değerlendiriyor. Dünya tanımasa da Rus Ukrayna güçlerinin şeyde Herson'da ilerleyişi devam ediyor ve Herson çok kritik bir eşikte. Özellikle Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporizhya bölgelerinde Putin sıkı yönetim ilan etti. Ve o bölgeden e, sivil, e, sivillerin çıkarılması, e, tahliye edilmesi kararı alındı. 50 ile 60 bin kişinin tahliye edileceği e, bilgisi var. E, bu e, Herson için e, alarm zilleri demek ki, Rus, Ukrayna'daki Rus güçlerin yeni komutanı Srovikin ki Armageddon Srovikin deniyor. Halep'i yerle bir eden komutan olarak da e, tanınıyor. Bu kişi 8 Ekim'de Ukrayna Savaşı'nın başına atandı Putin tarafından. Zor kararlar almamız gereken bir döneme girdik diyor. Yasaklı Kiev rejimi diyor her sonda yasaklı savaş yöntemlerini kullanabilir filan diyerek Rusya'nın yapabileceklerinin de altını çizmiş. Hatırlatalım Rusya e, e, Ukrayna'nın onlarca şehrine füze saldırısı düzenlemiş ve Ukrayna'nın özellikle enerji altyapısını hedef almıştı. Belli ki tıpkı e, Mariupol gibi her sonu da önümüzdeki günlerde veya saatlerde bilemiyoruz. Belki siz bu yayını izlediğiniz saatlerde başlamış da olabilir. Her sonu da benzer bir kader bekliyor maalesef. E, Rusya zorda. E, bağımsız, bağımsız devletler topluluğu içerisinde zorda. Eski otoritesi kalmadı. İşte en son e, ki zirvede e, Tacikistan lideri e, Rusya Devlet Başkanı Putin'in karşısında onun yüzüne karşı bizi üvey evlat muamelesi çekiyorsunuz. Biz bunu hak etmiyoruz Minvalinde bir konuşma yaptı. İnternette ararsanız bulursunuz. Bu yönde Kerim Hasın ve Hakan sayında yayınları var. Onları da izleyebilirsiniz. Çok detaylı olarak anlatıyorlar. Bağımsız devletler topluluğu içerisinde de Putin'in eski nüfuzu kalmadı. Bu hepsi Ukrayna Savaşı'nın etkileri. Yani Ukrayna'da zayıflayan veya Ukrayna'da istediğini yapamayan Rusya bir anlamda hemen kendi çeperindeki arka bahçesi de diyebileceğimiz bağımsız devletler topluluğu içerisindeki eski otoritesini de koruyamıyor. Orada da bir bıdırdanma hali var. Kazakistan, Tacikistan, Tacikistan, Kırgızistan arasındaki sorunlar vesaire, sınır sorunları vesaire. Rusya o, o noktalarda da eski işte masaya yumruğunu vuran ve dediğini yaptıran bir pozisyonda değil. Aynı durum Azerbaycan Ermenistan ihtilafı içinde geçerli efendim. Rusya'nın saldırıları sonucu daha fazla elektrik üretim tesisinin devre dışı kalmasının ardından Ukrayna genelinde elektrik kısıtlaması uygulanacak. %30 ila 40 civarında altyapıya zarar verdiği ifade ediliyor. Bugün yani 20 Ekim'de tüm Ukrayna'da elektrik kesintisi var. Bunun bir defaya mahsus olduğu söylenmiş ama ilerleyen günlerde de devam edebilir. Kış başladı artık. Hele Ukrayna kara kışın yaşandığı bir bölge, toprak donuyor. Böyle bir ortamda sıfırın altında sıcaklıkta elektrik olmaması, gaz olmaması veya ısınma problemi olması milyonlarca insanın sadece savaşla değil ki artık savaş neredeyse yani 24 Şubat'tan bu tarafa ikinci ay, onuncu ay, sekiz ayı geride bıraktı ve önümüzdeki kışla devam edecek gibi görülüyor. En zorlu evreye girilmiş gibi efendim. Daha önce ekrana getirmiştim Cengiz Aktar'dan bir kere daha hatırlatayım. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Rusya Devletini terörist rejim ilan etti. Bu oylamaya AKP ve İyi Partililer de katıldı ve evet dediler, olumlu oy kullandılar. Yani mevcut şey iktidar, AKP rejimi Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisine gönderdiği üyelere Rusya Devletini terörist rejim ilan eden karara olumlu oy kullandırdı. Çekimsel oy kullanansa CHP'li Ünal Çeviköz. Bunun da altını çiziyorum. Yani Türkiye bir yandan Avrupa'ya gidiyor, Rusya terörist rejim diyor üyeleri aracılığıyla. Öbür taraftan da işte Rusya ile Putin iş tutuyor. Değişik bir dönem. Rusya demişken Esad, Suriye'den de bir gelişmeyi verip geçelim. Fehim Taştekin paylaşmış. Türkiye ve Katar'ın yönlendirmesiyle Şam'daki siyasi bürosunu kapatıp tavır alan Hamas, 10 yıl sonra Suriye yönetimiyle ilişkileri normalleştirdi. Hamas ve Filistinli grupların temsilcileri Şam'da Esad'la görüştü. Yeni sayfa açıldığı mesajı verildi diyor. Evet. İngiltere'ye geçelim. İngiltere'de gerçekten hükümet dökülüyor e, tabir yerindeyse. E, İngiltere İçişleri Bakanı e, istifa etti. Yerine başka biri atandı vesaire. Hükümetin gidişatı hakkında endişelerim var dedi İçişleri Bakanı giderken. İçişleri Bakanı şahsi e-mail hesabından bir mail paylaştığı için etik gerekçeyle istifa etti. E, fakat e, sıkıntılı yani e, iki asırdır yaklaşık e, ilk defa bir e, İçişleri Bakanı bu kadar kısa sürede 43 günde e, görevi bırakıyor. E, yeni İçişleri Bakanı'nın kim olduğunun dahi şu aşamada çok fazla bir önemi yok. E, İngiltere hükümeti Maliye Bakanı'nı listras yakın zamanda değiştirmişti. ...işte bir, bir buçuk aylık süre içinde ikinci bakanını gönderdi. Ayrıca özel danışmanını da görevine son verdi. İşte içeriden bilgi sızdırdığı veya kendi adına birilerinin konuştuğu iddiasıyla. Çok tuhaf günlerden geçiliyor. Ve Listras bir sonraki seçime muhafazakar partinin başında gideceğini söyledi. Yani partimi seçime ben götüreceğim dedi ama... Bu nasıl olabilir kimse ihtimalde vermiyor o arada bir başbakan seçildikten yani bir başbakan göreve geldikten sonraki bir yıl içerisinde bir güven oylaması veya güvensizlik oylaması gibi bir şey de talep edilemiyor etik gereği ama şu anda İngiltere'de bütün kavramlar ve teamüller sorgulanıyor modern zamanların en kısa süreli başbakanı olabilir Lestras hiç bir varlık gösteremedi ki zaten görevinin ilk iki haftası. Kraliçenin cenaze töreni vesaire bu şeylerle geçti, bu tantanayla geçti. Ardından da büyük bir yani hazırladığı bütçe duvara çarptı, finansal dalgalanma oldu. İngiliz sterlini dolar karşısında çok değer yitirdi. Sonradan aldıkları pansuman tedbirler bir nebze işi kurtardı ama tam olarak işe yaramadı. Bakalım olay nereye gidecek? Yani meclis de çok karışık. İşçi partisinin kaya gazı çıkartılmasının yasaklanması tasarısı reddedilirken e, oylama öncesinde muhafazakar milletvekillerinin itilip kakılarak e, oylama aleyhi, tasarı aleyhine oy kullanmaya zorlandıkları iddiası var ki e, ortalık çalkalanıyor BBC açsanız hemen her gün e, çalkantı halindeki hükümet ve hükümetten çıkan çatlak sesler bu iş nereye kadar gider e, tezleri birbirini kovalıyor o arada enflasyon çok büyük bir artış göstermiş durumda. Son 40 yılın en büyük enflasyonu deniyor. En son Şubat 82'de 10.2 olarak ölçülmüş. Eylül'de yüzde %10 10.1 ile son 40 yılın en yüksek düzeyine çıkmış. En yüksek fiyat artışı da gıda'da. Bunu da böyle belirtelim. Evet. Tabii Avrupa'dan gelen bu haberler, daha doğrusu İngiltere'den gelen bu haberler ekonomi yani enflasyonun 10 olması. ...Türkiye'den bakan insanlar... ...ya %10'da bu kadar şey oluyorsa falan dedirtiyordur. Yani %180'lik, %200'lük enflasyonda. Fakat burada %10 enflasyon son derece önemli. E, finansal dengeler açısından ve halkın yaşam maliyeti açısından. Ama Avrupa'dan pek çok haber e, yanlış bir şekilde... Veya işte Türkiye'de Türkiye liderliğinin veya AKP liderliğinin veya rejimin otoriter rejimin işine gelir şekilde sunuluyor. Bunlardan birini sabahın Twitter sayfasından getiriyorum. Almanya'da hükümetin kriz yönetimine karşı protesto gösterisine polis sert müdahalede bulundu. Şimdi burada Murat şu, burada Murat bak her yerde. Polis sert müdahale ediyor. Bizdekini yadırgamayın. Burada daha da sert müdahale. Yani Türkiye'deki polis müdahaleleri çok fazla gösterilmediği için iktidar medyasında. Bak görüyor musunuz? E, elin polisi insanları nasıl dövüyor şeysi bu? Çok da açık göstermedim görüntüleri. E, bir diğer bir diğer taraftan da e, işte seçime 8 aydan az kala e, bir süre kavu, bir cadav, adeta gene başlatmış durumdalar. E, en son e, İsveç'te e, yıllardır. 15 Temmuz 2016'dan bu tarafa yaşayan ve orada gazetecilik faaliyetini yürüten Bülent Keneş'i hedef göstermişler. Adresini yayınlamışlar. Ondan önce Abdullah Bozkurt'a hedef göstermişlerdi. Ondan önce Almanya'daki Cevheri Güven'i hedef göstermişlerdi. Belli ki bu her hafta birini bu şekilde afişe etme biçiminde devam edecek. Bana arkadaşlarım espri yapıyorlar. Yakında İngiltere'ye de gelir mi seni de görür müyüz diye bilmiyorum diyorum. Yani gelirse en fazla bizi de böyle marketten çıkarken veya çocuklarımızı okula bırakırken görüntülerler. Bülent Keneş buna bir dizi tweetle cevap vermiş. Saklandığım yok diyor. Adımı Google'a girdiğinizde hem oturmakta olduğum hem de önceki evin adresi zaten çıkıyor. Ağzınızdan bal damlıyor ama İsveç standartlarında küçük ev diye tanımlanan ev kira demiş. Ki o evi de kendine mal etmişlerdi. Şu kadar milyonluk evde oturuyor falan diye. Bir dizi tweetle Bülent Keneş bu konulara cevap vermiş. Açıkçası bu kadar uzun cevaba bile değmez. Bu Nuh'un köpeklerinin şeyleri ne derler? Operasyonları Diyeyim ve böylelikle bugünkü manşeti de noktalayalım efendim. Seçime 8 ay kala. Şu gördüğünüz izlediğiniz her şey zaten seçim satım haline girildiğinde olanlar yani anlattıklarım resmettiklerim olacakların da bir anlamda habercisi. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.